Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Yeni bir yayında karşınızdayız. Sanayi gündemini oldukça nabzını tutmaya çalışıyoruz. Önemli konular var ve bugün İzmir'deyiz. Yani İzmir'de yaşanan İTOP-OSB'nin seçimleri ve seçime giden süreç. Bunu konuşacağız. Tabii bunu konuşmak için bu yayında yalnız değilim. Sanayi Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akif Karakoç da yanımda. Kendisi hem olayı yakinen takip etti hem de oradaki muhataplarla görüştü. Eski Başkan Onur Ramazan Acar ve yeni Başkan Faruk Uğurlu ile görüşmeye çalıştı. Şimdi detayları kendisinden alacağız. Hoş geldin Akif. Evet Mustafa Bey, hoş bulduk. Öncelikle organize sanayi bölgelerinin kuruluşundan biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğin üzere odalar ortaklaşa bir şekilde sanayi bölgelerinin kuruluşunda katkıda bulunuyorlar. Yine İTOP organize sanayi bölgesinde de durum böyle oldu. Fakat seçim çok olaylı geçti. Odalara bağlamamın sebebi de buydu. Şimdi İTOP'la ilgili önemli bir konu var. Aslında İTOP'a seçime götüren farklı bir konu vardı. Yani normalde bir olağan bir seçim ya da olağan bir genel kurul değildi. Olağanüstü bir genel kurul toplandı. Bunun da altında eski başkanla ilgili yatan hukuki süreçler var. Biraz ondan bahsedelim. Çünkü Cumhuriyet Başsavcılığı eski başkanla ilgili yani Onur Ramazan Acar'la ilgili soruşturma başlatmış. Buraya nasıl gelindi ve 3 Kasım seçimleri nasıl oldu? Onu bize anlatır mısın? Süreç aslında şöyle başladı. Onur Ramazan Acar'ın hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bir çevre felaketine yol açtığına dair. Alüminyum curuf diye bir kimyasal atı hem organize sanayi bölgesinin içerisindeki bir alana gömmesi hem de Menderes'e yakın bir köyün içerisine yine keza gömmesiyle birlikte ortaya çıktı. Bunu da ortaya çıkaran o harfiyat işinde çalışan işçilerden biriydi. Kendisinin ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı da olay hakkında soruşturma başlattı. Hatta kendisi de bu olaydan aslında biraz önce organize sanayi bölgesini direkt olarak kendi resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru metni yayınladı. Sanayicilerimizin tamamının seçimlere genel kurula katılması ve bugüne kadar yapılan yatırımlara sahip çıkılmasını bekliyorum diye. Fakat orada önemli de bir ibare vardı. Epson'un ve İSTO'nun gidip fabrikalarla veya oy hakkı olan üyelerle dersek daha doğru olur. Birebir görüşmesi ya da meclis üyelerinin birebir gidip görüşmesi. Eski Başkan Acar da bundan şikayetçi oldu. Yani dedi ki sizin burada bir hakkınız yok. 2019'dan itibaren biz artık genel kurula geçmişiz. Müteşebbisle yönetilmiyoruz. Hak sahibi değilsiniz. Neden böyle bir lobicilik faaliyetine giriyorsunuz gibi bir iddiası bulundu. Sonrasında ise 3 Kasım günü seçime gidildi. Biz hani beklentimiz gerçekten Acar'ın kazanacağı yöndeydi. Çünkü açıklamasından da anlaşılacağı üzere net bir şekilde destek bekledi sanayicilerden. Fakat hiç öyle olmadı durum. Sanayiciler grubu adını verdikleri bir gruba Faruk Uğurlu başkanlığında mavi listeyle girdiler seçime. Onur Ramazan Acar'ın karşısına rakip olarak çıktı Faruk Uğurlu ve kazandılar seçimi. Hem de müthiş bir oy farkıyla kazandılar. 175 oy aldı Faruk Uğurlu. 61 oyda kalan da Acar oldu. Aslında 3 kat fark attı aslında evet. Olaya baktığımızda. Şimdi eski başkan Acar'ın da bir açıklaması var. Resmi web sitesine, İTOP-OSB'nin sitesine koyduğu açıklama. İzmir Ticaret Odası ve Epson'un İTOP-OSB yönetiminde herhangi bir söz hakkı bulunmamaktadır şeklinde bir açıklama var. Sen de seçimden hemen sonra, 3 Kasım seçimlerinden hemen sonra OSB'yi aradın. OSB yönetimini görüştün. Görüşünce de bu ibareyi onlara sorduğunda derhal ibareyi de hemen ardından kaldırdılar. Şimdi burada senin bahsettiğin konu Onur Acar Mühendislik. Aslında bunlar aynı zamanda bir metal fabrikası. Metal işletme üzerine bir imalat ve işletme üzerine bir sektörde çalışıyorlar. Üretim yapıyorlar. Fakat atıklarını, zararlı atıklarını hem OSB'nin içerisine koyup üstünü kapatıyorlar, gömüyorlar. Hem de Menderes'te bir köye gömüyorlar. Bunu işçiler görüyor ve bunu hatta videosu da var. Şu an ekrana da koyduğumuz videolar var. Bu videoyu çekiyorlar ve bununla ilgili bir şikayet başlıyor. Hem Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı devreye giriyor hem de İTOP'ta enteresan yönetimde de oradaki iştirakçilerde de orada üretim yapan üreticiler de bu konuda bazı tepkiler gösteriyorlar. Şimdi onun detaylarını alalım. Sen şimdi şeyle görüşebildin mi? Eski başkanla görüşebildin mi Acar'la? Şöyle hatta ilk kendisini aradım fakat 2-3 defa ısrarla aramama rağmen kendisi telefonuma bakmadı. Yine buradan sizin vesilenize de söylemiş olalım. Videodan sonra cevap hakkı da var. Kendisiyle tekrar iletişime geçebilir kendisi benimle. Onu da söyledikten sonra çevrede müthiş bir kokunun yayıldığını söylüyor. Hem oradaki halk hem organize sanayi bölgesindeki sanayiciler. Bu kokunun ardından artık işçinin de söylemesiyle bu olay ortaya çıkıyor. Olay iddiadan ibaret. Şu an Cumhuriyet Başsavcısı da numune aldı. Kesinlikle bilinmiyor. Yani o fabrikadan mı atığın gelip gelmediği. Fakat aslında kanıtlar nitelikte bir şey oldu. Seçimde 3 kat farkla yeni bir başkan yani Faruk Uğurlu
kazandı seçimi. Aslında yani o seviyedeki yatırımcılar da bu işten rahatsız olduklarını seçime yansıttılar. Bunu net bir şekilde gösterdiler. Peki şeydi tabii ki yeni başkana da aradın. Ondan da görüşü aldın. Yeni başkan bu konu hakkında neler söyledi? Kendisi çevre felaketini artık aşmış durumda. Bundan sonraki sürece bakacak. Fakat şöyle bir durum var. Bazı sanayicilerin yine sanayi bölgesi içinde Acar döneminde çeşitli şikayetleri bulunmuş. Parsellerde hak talebiydi vesaireydi. Organize sanayi bölgeleri içerisinde yaşanan problemlere dair. Başkanın şöyle net bir açıklaması var. Önceye ilişkin denetim yapacağım. Yani bütün sanayicileri dinleyecek teker teker. Geriye dönük olarak da denetim gerçekleştireceğini söyledi. Biz de buradan şu yorumu direkt olarak çıkartabiliriz. Yani onun sinyalini aldık en azından. Yönetim, eski yönetim kuruluyla alakalı en azından Başkan Acar ve bölge müdürü de belki buna dahil edilebilir. Çünkü birlikte iş yapıyorlar. Soruşturma açılabilir tekrar çeşitli usulsüzlük ve hak yeme talepleri üzerine. Evet, şimdi İTOP OSB'nin yeni seçimi yapıldı. Yeni başkan da belli oldu. Yeni başkandan sonra bir devir teslim töreni biliyorsun bütün hemen hemen kurumlarda. Biri makamını devrederse orada bir devir teslim töreni gerçekleşir. Bu konu hakkında nasıl bir bilgiye sahipsin? Yapabildiler mi? Görüşebildiler mi? Eski başkan ve yeni başkan bir araya gelebildi mi? Şimdi normalde olması gereken eski başkanla yeni başkanın bir araya gelmesi, eski başkanın yönetimi devretmesiydi. Fakat öyle olmadı. Başkan vekili Mustafa Bey eski başkan yerine gidip görevi teslim etti. Yani bu da başlı başına ayrı bir sansasyon. Aslında biz eski başkana da ulaşamıyoruz. Yani ne oldu? Saklanıyor mu? Nerede? Ya çünkü şu an biz birkaç defa aradık kendisini. Ulaşamadık. Kendisinin de bize ulaşmasını bekliyoruz. Eğer bu konularda bu iddialar hakkında bir cevabı varsa cevap hakkı saklı olduğunu tekrar belirtmekte fayda var. Peki bu orada devir teslim sırasında yaşanan ilginç bir olay gerçekleşti mi? Oldu mu? Şöyle devir teslim sırasında değil ama seçimlerden sanıyorum hemen sonra kazanan sanayiciler grubu bunu davul zurnayla kutlatmışlar. Bilmiyorum yani bu yaşananlar sürekli olarak da iddiaları güçlendiren detay olarak kalabilir bence. Evet, aslında işe baktığımızda eski başkan o duyuruyu da web sitesine koyduğunda da kendine güvenir bir şekilde. Evet. Aslında bir lobicilik var. Bu lobi güçlü olur. İşte burada gücü yoktur. Buraya dokunamaz. Ben zaten seçileceğim gibi bakarken ezici bir çoğunlukla kaybetmesi ve bir hezimete uğraması aslında. Ardından da onun gidişini kutlamaları gerçekten enteresan, çok ciddi soru işaretlerine neden oluyor. Evet, yani şu anki iddiaların dışında bir de geçmişe evet. dönük bir araştırma yapılacak. Neler var, neler yok diye. Yani aslında evet, İTOB'un eski yönetimini ya da yöneticisini zorlu günler bekliyor. Akif'in de dediği gibi tekrar yenileyelim. Söz hakkı saklıdır. Kendileri istediği zaman yayınımıza ve gazetemize açıklamalarda bulunabilirler. Hem YouTube kanalımıza, Sanayi TV'ye hem de Sanayi Gazetesi'ne açıklamalarda bulunabilirler. Şimdi önümüzdeki pazartesinden itibaren herkesin masasına gidecek olan sayıda bunun detayları yer alıyor. Biz sayıdan önce hemen bir anlatalım dedi. Çünkü sıcak bir gelişmeydi. Bunun detaylarını okumak isteyenler de pazartesinden itibaren Sanayi Gazetesi'ni alabilirler. Ve Sanayi Gazetesi'ne ulaşmak için de zaten linklerde aşağıda da açıklamada da aynı zamanda iletişim ulaşamayanlar için de bir iletişim bilgisi koymuş olacağız. Önemli bir haber. Gerçekten sanayi camiasını sarsan, özellikle İzmir sanayisinde sarsan bir haber. Bu konunun detaylarını takip edeceğiz. Bizi takipte kalın. Çok teşekkür ederiz güzel bilgilerinden dolayı. Güzel bir araştırma yapmışsın. Eline emeğine sağlık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sanayi TV'ye abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.